Evet sevgili bisiklet dostları, Eskişehir'de Odun Pazarı'nda, meşhur Odun Pazarı eski tarihi evlerinin sokağındayız. Gördüğünüz gibi her taraf tarih kokuyor. Eski evler, hepsi müze olmuş, çoğu müze veya seyahat acentesi olarak devam ediyorlar. Şimdi burayı gezeceğiz. Size buraları göstereceğim. Şerbet evi var gördüğünüz gibi. Böyle gölgelik bir yerde takılıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Eskişehir'e ait süs eşyaları. Sol tarafta Eskişehir Kurtuluş Müzesi var. Odun Pazarı eski tarihi evlerin içerisinde. Gördüğünüz gibi Sürmeli Konak diye bir odun pazarının içinde gene güzel yerler. Evet. Oo. Evet, Eskişehir'in meşhur çiğ böreğini de denemiş olduk. Kırım Tatar börekçisi, çiğ börek. Eskişehir'e gelen arkadaşlara duyurulur. Gayet güzel. Kıymalısını tavsiye ediyoruz. Kıymalısı zaten meşhurmuş. Peynirlisi de fena değil. Biraz erimiş oluyor içindeki peynir. Onu da belirteyim. Evet, odun pazarındayız. Bir de çok sıcak oluyor çiğ börek. Onu da belirtelim. Hani sıcak, çok sıcak bir şey yemek istemiyorsanız biraz sorun yaratabilir. Bilginize ama lezzetli, fena değil. Lezzeti güzel. Odun pazarında devam ediyoruz dolaşmaya. Evet sevgili bisiklet dostları. Eskişehir'de geziyoruz. Kent Park'a geldik ama gördüğünüz gibi Kent Park'ta bisiklet ile girmek yasaktır diye bir tabela var. Evet görüyorsunuz ne kadar güzel bir yer. Ama böyle bir yasak var. Ve biz bu yasağı şu an deliyoruz. Ve deleceğiz de yani. Gördüğünüz gibi giriyoruz. Yasak delindi. Tüm bisiklet severleri duyurulur. Eskişehir'deki dostlarımız varsa da bisiklet seven arkadaşlarımız. Lütfen bu konuyla bizzat ilgilenmelerini istiyoruz ki bu yasak delinsin. Böyle güzel bir yere bisikletle nasıl giremiyoruz? Nasıl yasak olabiliyor? Bakın çok da güzel bir yer yani. Ne zararı var burada bisikletin? Kime zararı var? Kim ne yapmış yani? Onu anlamaya çalışıyorum. Bisiklet seven insan zaten doğayı seven insandır. Yere çöp atmayan insandır ama. Değil mi Can? Haksız mıyım? Bunu herkesin duyması için de bu videoya ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Eskişehir'in eski yanını, yani eksi olan yanını söyledik ama şurada bir de güzel yanı var. Gördüğünüz gibi Eskişehir'de deniz yok diyorlar ama gördüğünüz gibi böyle güzel bir
havuzu var. Kent parkın içerisinde. Süper bir park yapmışlar. Bayan, erkek ve aile olarak ayrı ayrı bölümleri var. Bir de yarı olimpik, şurada gördüğünüz bir havuzu var. Şu an temizlik yapılıyor, kapalı. Ama gayet güzel, güzel bir hava katmış Eskişehir'e. Yapanları tebrik ediyoruz. Belediyesini tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. Kent Park'ın güzelliklerini göstermeye devam ediyoruz sizlere. Şöyle bir ortam. Gördüğünüz gibi sessiz, sakin. Tam kafa dinlemelik yer. Harika. Gerçekten harika. Biz yola devam tabii ki. Evet, İstanbul'dan gelen sipariş üzerine Talkan Kurabiyesi adında bir meşhur kurabiyesi varmış Eskişehir'in. Navigasyonu açarak oranın üretim yerini, fabrikasını bulduk. Normalde her yerde bulunan bir kurabiye, her yerde 10 lira ama fabrikasına geldiğinizde 5 lira. Gördüğünüz gibi herkesin elinde böyle. Poşetler. Bu. Leblebiden yapılmış. Şöyle bak, şöyle. Ama fena susatıyor, gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Kardeşim, bu un filan değil, resmen leblebi. Leblebi. Leblebinin tozundan kurabiye yapmışlar. Ama fena değil. Güzel, evet, çocukluğumuzun böyle leblebi tozu vardı ya. Onun kurabiyesini yapmışlar, şekerli. Güzel, hoş, gayet güzel. Sipariş geldiği için geldik, aldık. Eskişehir'e gelirsiniz, Bayfır'ın Talkan Kurabiyesi. Yazın navigasyona. Ama merkezden almayın, direkt gidin, şey, navigasyondan çıkan adrese gelin. Burada fiyat daha uygun. Görüşmek üzere. Sıcak bir havada gezdik ama keyif aldık yani. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.